Çok özür dilerim. Hocama ben bir soru sormak istiyorum. Dışarıda hep soruyorlar bana. Sigarayı bırakan kişilerin tekrar sigaraya başlamamak için ne öneriyorsunuz? Bunu çok soruyorlar bana hocam. Evet, kişide irade yoksa yapacak bir şey yok. Hayır hocam, iradeden tamam, irade şart ama iradeden sonra bir de ilaç kullanılıyormuş galiba. Ne önerirsin, ne tasfiye edersin? Öyle bir ilacınız... Bu sarı kantaron kişiye irade gücü kazandırır. İrade verir. Kişiye azmettirir. Bunun birçok özelliği var. Kişiyi konsantre olmasını sağlar. Dikkat dağınıklığını önler. Evet, bir özelliği de şu. Benim tanıdığım bir zat-ı muhterem zevat. Şimdi bu zat-ı muhterem evli, hanımı da genç. Hanımı 20 yaşlarında, kendisi 60 yaşında. Yatağa girdiği zaman vatandaş bir panik başlıyor böyle. Korkuyor, başaramayacağım soru işareti. Forte dedi ki, hocam ne olacak benim bu halim? Hanımla yatağa girmekten korkuyorum. Bir saniye bekle, önce sonra cevap ver. Oo hocam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Berru hanım duymasın, hanım dikkat duymasın. Dikkat edelim. Berru hanım duyarsa iş kötü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi bu 60 yaşında beyefendi, hanımı 20 yaşında, tabii akşam yatağa giriyor ama korku, panik, tık yok. Psikolojisi bozuk, geriliyor, panik atak, depresyon, üzüntü, sıkıntı. Sürekli gerilim. Ayda bir defa, belki o da yarım, gelmiş bana diyor ki ne yapacağım hocam? Problem yok. Sarı kantaron forte nereye koyduk? Burada bir yerde. Bu 6 hafta kullan, bakalım. 6 hafta kullandı. Ya korkuyu attım da, ama cinselliği artırıcı bir şey yok mu? Artı korku yok ama cinselliği artıracak ne var dedi. Ona da çözüm var. Nedir Türkçesini bu? Türkçesini söyleyin hocam. Azgın tekötü, pardon, azgın, epimedium previcornum. Kibarcısı epimedium. Evet. Latincesi epimedium previcornum. Azgın tekötü 5000 yıldır Çin'de bilinen ve kullanılan bir bitki. 5000 yıldır. Çok zengin ailenin bir çocuğu, çok zengin, varlıklı. Adam oğlunu eve veriyor, çocukları olmuyor. Hamile kalmıyor hanımı. Ülkenin bütün hekimlerini getiriyor. Muayene oluyor, netice yok, her şeyi deniyor. Ya sonunda bir gün bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki, bu bölgede keçiler otladığı zaman çok aktif. Ben inanıyorum ki bunun cinsellikle bir ilgisi var diyor. Adam da diyor ki, hadi be adam, binlerce doktor geldi, hiçbir şey yapamadı, sen kim oluyorsun diyor. Adamı çobanı koyuyorlar, o da peki diyor, çuvalı bırakıp gidiyor. Oğlu da oradan gizlice seyrediyormuş. Çuval alıyor gizlice, her gün çayını yapıp içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. 3 ay sonra? Evet. O günden bugüne kadar 5000 yıldır Çinliler tavşan gibi ürüyor. Ondan o kadar kalabalık mı çok hocam? Kalabalık. Tehlike, sarı tehlike. Burada şimdi, yok mu hocam? Bu bizim işte biz bunu ürettik. Ha, var, Türkiye'de de var da benzeri, ona benzer. Bu çakşır kökü Türkiye'de, Hatay'da yetişir. Fakat bitkiler kimyasal ilaç gibi değil. Kullandığınız zaman hemen cinsel performans artıcı değil. Biz bunun özel ekstraksiyonla, azgın teki otu, özgel bir sistemle destilasyonu yapılıyor. Birleşimindeki ikarin S denen etken madde aktif hale getiriliyor. Yani anahtar var bunun içinde. Bir anahtarla açılıyor. Bitkinin içindeki etken madde açılıyor ekstraksiyonla. Evet. Harekete geç. Komutu veriliyor, harekete geçiriyor. Yani o şekilde anlayalım. Yoksa azgın teki otunu, çayını içti bir şey olmaz. Ekstraksiyonla elde edilen ikarin S harekete geçirici. Kimyasal ilaçlardan daha etkili. Hiçbir etkisi yok. Kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Kullandığı zaman kişi, geçen bir beyefendi kullanmış. Panik atak başlamış. Eczane gitmiş. Dostuna demiş ki, ya ben bu kimyasal ilacı kullandım. Çok kötü oldum. Korku. Ölüm korkusu sarmış adamcağızı. Dur demiş, ben sana antidepresan vereyim. Vermiş bir ilaç. Adamın cinsel fonksiyonu bitmiş. Sıfır. Antidepresanlar cinsel fonksiyonu bitiriyor. Gitmiş doktora, evladım sen neden bunu kullandın danışmadan? Çünkü yan etkisi var.
Evet. Yani bir şeyi düzelteyim derken tabii, bir sürü rastgele bir şey alıp kullanmak iyi değil. Rastgele bir şey kullanmak iyi değil, evet, asla. Hocam.